Valla bir Manisa programı yapalım dedik. Benim şahsi görüşüm bu. Hani kanalımın görüşü değil tabii ki. Hani herkesin görüşü farklıdır. Benim için şehir takımları her zaman daha üst klastadır. Benim için Manisa'nın takımı da Manisa Spor'dur. Ben Çok öncelikle bunu söyleyeyim. teşekkür ederiz bu düşünceleriniz için. Tabii ki bizim için de öyle. Çünkü 1965'te kurulan bir takım insanların sevgisini bunları gönlünden çıkartamazsınız. Biz de Manisa Spor olarak görüyoruz. Ne Yani hocam, şunu bilmenizi iste heh, şunu bilmenizi istediğim için bunları anlatacağım. Ben de bir Eskişehir sporluyum. Bizde de gidişat bir Manisa modeli olduğu için benim için bu yayın çok kıymetli. Evet, Yani çok. şu an bu programda orijinal spor kulüplerinin yok olmamasını isteyen, onları temsil eden iki kişi görüyorsunuz. Bir tarafta Eskişehir, bir tarafta Manisa. Öyle anlatalım. Hocam, Manisa Spor yok olmayacak, değil mi? En önemli soru şu an bu. Vallahi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani yaptığımız mücadele gerçekten çok zor. Yani bizim yaşadıklarımızı bir tek biz biliriz. Bu mücadelenin içerisinde yer alanlar bilir. Bu anlamda inşallah Manisa Spor'u yaşatmak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlı imkanlara rağmen inşallah bu takımı bu senelikte tuttuğumuzda Manisa Spor'un önü gerçekten açık olacak. Bu anlamda da büyük bir camia yaşamış olacak inşallah. Hocam valla 3. ligdesiniz. Bir alt bal ligi. Oradan da dönüş maalesef Evet. çok zor. Hani burası profesyonel anlamda son basamak benim gözümde. Bal ligi biraz amatör kalıyor. Yani ben Evet, öyle evet, evet. düşünüyorum. Yani bu sene var olma yılı. Ya kalacaksınız Evet. ya da yaşayacaksınız. Yani Evet. bunun başka çaresi yok. Zaten geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşamıştık. Devre arasında kapanma noktasına gelmişti Manisa Spor. Ama gerçekten gönül veren Manisa Spor'a öncelikle başkanımız, onun ekibinde olan yöneticilerimiz, arkasından gelen malzemecimiz, çimcimiz, tesisleri düzenleyen arkadaşlarımız, emektarlarımız Manisa Spor'un yaşanması için elinden geleni yapıyor. Şu anda bulunduğumuz konum itibariyle sezon başı o pandemiden dolayı vergi borçlarının affedilmesinden dolayı transfer yasağını açmıştık. Ama biraz geciktik tabii ki son güne kalmıştı. Yaklaşık bir 40 dosya vardı. 40 dosyayı çözmek zor oldu bizim için. Ama eninde sonunda açtık. En azından bir adım attık yaşaması için. Devre arası ile ilgili de bir transfer çalışması yapmıştık. Tekrardan açabilir miyiz diye. Nasipse bugün büyük bir ihtimal %95 bütün işleri hallettik. Yarın TFF'den gelecek sevindirici haberle beraber uygun alanlara iyi oyuncular alarak ikinci yarı bu takımı ligde tutmak adına her şeyimizi vereceğiz. Bunun yanında Bülent hocamız da biliyorsunuz. Bülent sezon başı Ahmet Seçkin gelmiştir. Ahmet Seçkin hocamız da faydaları oldu bize. Daha sonra onunla yollarımızı ayırdıktan sonra Bülent Ataman hocamız gelmişti. O da tecrübeli bir hocamız. O da çok sağ olsun şu anda inanılmaz bir fedakarlık yapıyor. Aynı zamanda şu andaki futbolcularımız da bu fedakarlığı gerçekleştiriyor. Maddi anlamda sıkıntılarımız olmasına rağmen büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İnşallah bu sene bu takımı ligde tutarsak ilerleyen yıllarda daha güzel bir Manisa Spor olacak. Tekrardan o yükselişe geçecek diye tahmin ediyorum. Hocam, prensip anlaşmasına vardığınız futbolcular var mı? Transfer stratejiniz nasıl olacak? Ya şimdi bizim maddi konularda biraz sıkıntımız olmasından dolayı tabii ki istediğimiz her oyuncuyu alamıyoruz. Onun için elimizde olan futbolcular işte bize yarayacak tecrübesinden faydalanabileceğimiz oyuncularla ilgileniyoruz. Tabii onlardan da fedakarlık yapmalarını bekliyoruz. Sağ olsun onlar da hani Manisa Spor'un geçmişini, camianın büyüklüğünü bildikleri için bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Şu anda anlaştığımız oyuncular yok ama iki tane oyuncuyu bugün kattık gibi. Yarından İsimlerini itibaren alabilir miyiz hocam? Abi bakın, Manisa Spor tam taraftarları altta yorum yağdırıyorlar. Yani anlıyorum ama hani böyle prensip anlaşması yapılsa da isimler duyulur Ya yani. Sonuçta iki tarafta anlaşmış. şimdi tabii ki yani bizim bir Uğur Aktaş vardı. Evet. Balıkesir Spor'dan da bizim takım arkadaşımız. Tabii
Böyle futbolcuları da katmaya çalışıyoruz daha çok. Tecrübeli oyuncular da katacağız nasipse inşallah. Yarına itibaren daha detaylı transfer görüşmelerine gireceğiz. Çünkü bugüne kadar hep transferi açmak için uğraştık. Buradan imza veren futbolcu arkadaşlarıma da hepsine çok çok teşekkür ederim. Manisaspor'un yaşamasında onların da büyük bir katkısı olacak inşallah sezon sonunda ligde kaldığımızda. Hepsine tek tek teşekkür ederim bize zorluk çıkartmadıkları için. İnşallah güzel transferler yaparız diye tahmin ediyorum. Hocam bir Uğrak Taş müjdesi verdiniz o zaman taraftarlar için. Yani Öyle mi diyeyim? şu anda dün itibariyle idmanlara katıldı. Nasipse yarın sözleşme imzalarız. Hocam kulübün borcu ne kadar şu an biliyor musunuz? Ya yani şu anda 60 ile 70 trilyon arasında bir borç var. Çok afaki bir borç yok. Bu Vallahi anlamda hocam 20 milyon bulsanız sıfırlanır biliyor musunuz? ya kesinlikle yani bizde biraz para olsa çok farklı bir konuma getirebiliriz. Yani çok aşırı bir borcu olmayan bir kulüp. Yaklaşık 25 trilyon futbolcu, diğerleri yanlış hatırlamıyorsam vergi ve SSK olması gerekiyor. 25 milyon oyuncu mu hocam? Yani 25-30 trilyona yakın oyuncu var ama bu dediğiniz En gibi fazla 10 milyona sıfırlanır biliyor musunuz? kesinlikle Çünkü yani ben ben Eskişehirspor'dan dolayı fazlasıyla hakimim bu işlere. Böyle %25, %30'a hepsi fit oluyorlar yani alacakların. O yüzden söylüyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü çoğu arkadaşımız bu konuda da fedakarlık yapacak. Hani biraz nakit olarak borcumuz olan futbolcu arkadaşlarımıza biraz nakit olarak gitsek onlar bize bu konuda yardımcı olacak ama şu anda o aşamada değiliz. Yani gerçekten Hocam hani siz şu an böyle sönmüş bir ateşin kıvılcımısınız. yani Yeniden inşallah harlatmaya çalışıyorsunuz. ya Çünkü o paralar artık gitti gözüyle bakılıyor. Yani Manisaspor kapandı, yani Mersin gibi oldu, Erciyes gibi oldu falan diye düşünüyordu oyuncular. Şimdi siz oradan bir çakmak çakmaya, hani sönmüş küllü ateşlemeye çalışıyorsunuz. ama şunu görüyorum yani şehirde gerçekten bu sene ligde kalırsak bir dahaki sene destek anlamında büyük bir destek bulacağımıza ben eminim. Yani biz bu çakmakla bu gözü alevlendirirsek inşallah arkasından zaten Manisa halkı Manisa Spor'u çok sevdiğinden dolayı bu konuda bize yardımcı olacak. Tabii bundan önce yapılan yanlış şeyler olabilir ama bu koskoca camiaya mal edilmemesi gereken bir şey. Kişiler üzerinden Manisa Spor'u düşünmek bence yanlış olur. O zaman biz de bu göreve gelmememiz gerekiyordu. Yani kişilere bakarsak göreve gelmememiz gerekiyordu. Biz Manisa Spor sevgisi ve camianın büyüklüğü adına görevimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu anlamda biz bu alevi yakabilirsek sezon sonunda ligde kalırsak inşallah Bülent hocamız, başkanımız, yönetim kurullarımız, işte taraftarımız, futbolcular arkadaşlarımız da bu işi başarırsak gerekeni zaten Manisa halkı bir daha 2 senede fazlasıyla yapacağını düşünüyorum. Onlar da çünkü biraz bu durumdan muzdarip. Hani nedir? Manisa Şimdi Spor'un hocam kapanmış daha olması. net bir şey konuşalım mı? Manisa Evet. FK şahıs takımı değil mi? Şu anda Manisa FK şahıs takımı. Belediyeye Tamam. aitti. Manisa Şahsa Spor devredi. Dernek. Manisa Spor Evet. Dernek. Yani Evet. Evet. Manisalıların derneği. Hani bizi izleyen böyle bağımsız Evet. atıyorum Bayburtluların, Sakaryalıların, Samsunluların da anlayabilmesi için bunları açıyorum. Şu Evet. an siz Samsun halkının takımını yaşatmaya çalışıyorsunuz. Evet, Bir de aynen öyle. Samsun'da bir şirketin kurmuş olduğu bir kulüp var. Evet. Samsun diyorum böyle şey, Samsun'da da dur benzer senaryo var ya ama onlar orijinal Samsun Spor üzerinden Evet, gitmişlerdi. Samsunspor, evet. Manisa'da bir de şirket, bir kulüp Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yanlış Evet, hatırlamıyorsam evet, 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 evet. aldılar Manisa Futbol Kulübü yapıp aynı renklerle TFF 1. lige çıkmakta üzereler. Yani birkaç hafta sonra belki de Evet, şampiyonluğu ilan evet, edecekler. evet, Siz evet. orijinal Manisa Spor'u yaşatmaya çalışıyorsunuz. Durumu özetledik. Hocam Evet. şimdi Manisa'da İki kulüp arasındaki bağ nasıl? Taraftarın veya Manisa halkının kulüplere yaklaşımı nasıl? Benim en çok merak ettiğim konu da şu. Manisa Tarzanları Manisa Spor'un yanında mı, Manisa FK'nın yanında mı? Ya şimdi Manisa Spor'un yanında Tarzanlar her zaman Tarzanlar Manisa Spor'un yanındadır. Şurada bir yanlış anlaşılmış olabilirler. Yani şimdi Manisa FK'da sonuçta bir Manisa takım olarak geçiyor. Manisalı bir şirketin takımı. Şirketin Manisa'da şirketin takımı olarak şey yapıyor. Yani burada amaç zamanında belki belediye başkanımız istemiş olabilir ama hani ne kadar da dediğim gibi kişilere karşı burada bir şey olsa bile bence camia olarak Manisa Spor'a destek verilmesinin gereğini düşünüyorum. Çünkü Manisa halkı Manisa Spor'u çok seviyor.
Bu anlamda biraz da kopukluk var açıkçası iki kulüp arasında da bence onu görüyorum. Çok hani soğukluk var. Bu da tamamen belki yöneticilerden dolayı kaynaklı bir durum. Manisa FK gerçekten yatırım olarak son 3-4 yıl Türkiye'de belki önde gelen bir takım oldu. Çok büyük Evet. bir paralarla kurulan bir takım. Ama işte bizim de dediğimiz gibi çok afaki, yani belki duyunca şey yapamayacağınız rakamlarla biz bu kulübü yaşatmaya çalışıyoruz. Ortalama 300 bin lira, 350 bin lira civarında bir şeyle yani. Şimdi karşınızdaki Manisa FK takımı da buna nazaran verdiği primlerle ön plana çıkan bir takım. Ama benim dediğim gibi yani benim görüşüme göre 7,5 yıl ben bu takımın hem kaptanlığını hem formasını terlettim. Sonuçta belli bir isim yaptıysam Manisa Spor sayesinde yaptım. Bu şehrin ileri gelenleri de bir isim yaptıysa bence Manisa Spor sayesinde yaptı. Evet. İnsanlar ne kadar Yani Manisa hocam Spor'un... şuradan şu algı çıkmasın. Biz Manisa FK'ya karşı değiliz ama biz Evet. şehir takımlarının Yani taraftarıyız. kesinlikle yani Bizim olayımız o. ben Yani şu... sportif başarılar dileriz ama şehir Evet. takımları her zaman bizim Yani gönlümüzde yatıyor. kesinlikle yani ben sadece burada şunu biraz hissetmek isterdim yani son 2 sezondur. Manisa Spor'a da en azından şirket takım olabilir ama belediyelerin Manisa Spor'a hani bu kadar sahipsiz bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Açık ve net söylüyorum. Yani çünkü sonuçta bu isimle çoğu insan burada belli bir noktaya geldi, belli bir mevkiye geldi. Çünkü biliyorsunuz camia takımları her zaman insanlara belli bir makam, mevki verir. Halkın sevgisini kazanırlar bu şekilde. Bu şekilde olması beni gerçekten üzücü bir duruma sokuyor. Çünkü şu anda bizim takımda oynayan futbolcuların belki yarısına verdiğimiz sözleri şey hepsine verdiğimiz sözleri yerine getiremedik yani. Bunu açıkça söylüyorum. Yani az önce belirttiğim gibi 400 bin lira, 400 bin liralık biz bir takımız yani. Ama bu takım gerçekten büyük bir başarıyı imza atarsa sezon sonu bu Manisa'da çok farklı destekler bulacağında bundan da eminim. Sadece burada yani benim demek istediğim şirket takımı olabilir. Herkese saygımız var. Ama şirket takımı olurken de bugüne kadar birileri Manisa Spor üzerinde makam ya da mevki sahibi olabilir. Bunun desteğini vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Hocam Yiğit Gökalan da yayını takip ediyor. Selamları var, onu da söyleyeyim. Sevgili futbolcu dostumuzun. Neyse hocam, Manisa Spor'da şu an böyle futbolcuların maaş durumları nasıl? Yemek çıkıyor mu sağlıklı? Deplasmanlara nasıl gidiyorsunuz? Böyle biraz da Manisa Spor'un mutfağını konuşalım istiyorum. Ya Manisa Spor'da şu anda gerçekten hani tesis anlamında Eren abimiz vardı bizim. Çim olarak belki şu anda Süper Lig ayarında bir tesisimiz var. Çimlere o bakıyor. Aynı zamanda malzemecilik yapıyor. Yani gönülden destek veren işçilerimiz var. Bu anlamda eksiğimiz yok. Tesisimizde yemeğimiz var, suyumuz var, elektriğimiz var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tesis anlamında da sıkıntımız yok. Belki çoğu Süper Lig takımlarıyla yarışabiliriz tesis anlamında. Bu çok büyük bir avantaj. Bunun da sağ olsunlar oradaki emektar arkadaşlarımızın sayesinde oldu bunlar da. Başkanımızın da gerekli destekleriyle beraber belli bir noktaya geldi tesisimiz. Tesisimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Ama sadece biraz maddi anlamda sıkıntımız var. Ya futbolcular düzenli maaş alamıyor. Ben oradan Yani anlıyorum. düzenli maaş alamıyor. İşte biraz gecikiyor olaylar. Çünkü şu anda Manisa'da herkes kapandı gözüyle baktığı için Evet, yani onları da soracağım birazdan. yani kapandı gözüyle baktığı için onlar da biraz başarıyı bekliyor. Yani bir ikinci yarı inşallah güzel galibiyetler alırsak bu takımı bir şekilde destek veren bir takım haline getireceğiz. Çünkü Manisa halkı bu anlamda başarıyı gördüğünde bizi inanıyorum ben zaten. Hocam bir 7 puan kadar dezavantajınız var. Şu an 12. sıradakiyle aranızda 7 puanlık bir fark var ve bu ligde 4 takım düşüyor. Gördüğüm kadarıyla şu an burada önümde tablo var. Bu 7 puanı kapatabilecek durumdasınız değil mi hocam? Yani yapacağınız transferlerin ardından plan programlamanız nasıl bu konuda? Hedef puanınız nedir? Yani ikinci yarıda nasıl bir Manisa Spor izleyeceğiz hocam? Yani ikinci yarı şu şekilde diyorum. Transferi açtığımızda Bülent hocamızın da istediği oyuncular doğrultusunda
İnşallah bu puan farkını kapatıp Manisaspor'u belli bir noktaya getirmek istiyoruz. Hocam inşallah liste kalırsınız. Canı gönülden isterim. Bunlar benim samimi İnşallah, düşüncelerim. inşallah, Ben inşallah de ya. geldim Onun çok için Manisa uğraşıyoruz. Eskişehir maçı izledim Manisa stadında. Hala aynı stadyumda mı oynuyorsunuz? Evet, aynı statta oynuyoruz. O tarihi stadyumda oynuyorsunuz anladım. Hocam Manisa Spor'un sponsorluk anlaşmaları nasıl gidiyor? Hani sponsorlar kulübe nasıl bakıyor? Az önce dediniz ya hani kapandı gözüyle bakılan bir kulüp var. Bu transfer görüşmelerine de yansıyordur. İnsanlar param kalır korkusuyla kabul etmek istemeyebilirler. Hem sponsorlarla hem transfer görüşmeleriyle nasıl bir ilişkiniz var hocam? Yani dediğim gibi bunlar hep ikili diyaloglar halinde ilerliyoruz. Bu konuda da sponsorluk anlaşmalarımız çok afaki rakamlar olmuyor. 30 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira. Bazı esnaf arkadaşlarımızın desteğiyle 3 bin lira, 5 bin lira ile beraber çok büyük desteğimiz yok açık ve net söyleyeyim ama inşallah bazı yerlerden destek geleceğini temenni ediyoruz. Bu anlamda futbolcularla da konuşurken tabii her şeyi açık ve net konuşuyoruz. Ama ligde kaldığı süre içerisinde bu takımın büyük bir ihtimalle alacağı kalmayacağını da söylüyoruz. Biraz da başarıya bağlı bizim gidişatımız Hayal yani. satmıyorsunuz hocam, ben onu anladım. Kimseye hayal satmıyorsunuz. Bir hedefiniz var, onu Ya, kovalıyorsunuz. Ben buradan onu anladım. hayal kesinlikle satmıyorum. Ben futbolculuk oynadığım dönemde de her şekilde nettim. İnsanlara karşı sorumluluklarım vardır. Sonuçta biz de futbolculuktan geliyoruz. Burada sadece bu seneyle ilgili sadece futbolculardan istediğimiz şu. Yani bu takımı yaşatmak için onların fedakarlığına, onların mücadelesine, onların isteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu fedakarlık da karşılığını ligde kalma olarak alırsak bir dahaki sene zaten o futbolcularda bu sıkıntıları ya da fedakarlığı fazlasıyla kulübümüzden temin edebilirler yani. Hocam şimdi liginizde bir üçüncülük birinci gruptasınız. Şöyle bakıyorum da yarısı belediye takımı ya. En az 6-7 tane belediye takımı var. Hani Evet. Manisaspor'un belediyeyle hani isim birliği kesinlikle olmaz. Ben Evet. istemem hayatta da. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile aranız nasıl? Destek veriyorlar mı? Ya Tabii ki belediye destekleriyle her şey şimdi çözülmez ama bütün belediyeler takımlarının deplasman masraflarını karşılıyor mesela. ya Otobüs veriyor gibi. şu anda destek alamıyoruz. Sonuçta bilmiyorum bundan önce yaşanan olaylar da oldu. Yani bu konulara çok fazla da girmek istemiyorum. Yani Görüştünüz mü zamanda belediye başkanıyla? ben görüşmedim. Zamanında zaten hani Manisaspor'u istediğinde orada farklı olaylar olmuş. O yüzden hani belediye başkanımızın bir kızgınlığı var. O anlamda onların arası Küstürülmüş diyelim hocam ona. yani Kıskanlık küstürülmüş değildir yani yani. küstürülmüş ama onun da tabii haklı olduğu sebepler de olabilir. Ben olaya bu yönde bakmıyorum. Ben Manisaspor olarak bakıyorum. Sonuçta her yönetici gelip kalıcı değil yani. O anlamda o günün şartlarında belki ne konuşuldu, aralarında neler oldu bunları detaylı olarak bilmediğim için kimseyi de suçlayıcı bir konuşma yapmak istemiyorum. Ben sadece Manisaspor'un bu konuda biraz daha desteklenip tekrardan o güzel günlere dönmesini istiyorum. Manisa FK'mız da açıksın, fark etmez. Ama sonuçta iki takım yani Manisaspor'umuz da bu konuda destek görüp üst liglerde olursa sonuçta iki takım da birbirini destekleyerek giderse, yoluna devam ederse bu daha düzenli, daha güzel şehir için daha bir atmosferi güzel bir durum olur. Bu da bizim için güzel olur yani. Sonuçta orada da bir mücadele var. Bizim de burada yaptığımız bir mücadele var. Kimsenin kötü olmasını da istemem ben. Çünkü sonuçta orada da futbolcular parasını kazanıyor. İşte arkadaşlarımız var. Ev geçinenler var. Bu tarafta Manisaspor olarak da var. Sadece benim şu anlamda istediğim sadece biraz destek olunması. Sonuçta iki takıma da bu şehir yeter yani. Ama Manisaspor'un da tekrardan o güzel günleri görmesi adına ben tüm Manisa halkından, Manisa'yı yöneten insanların adına ben destek beklerim yani. Olmalarını bekliyorum yani. Hocam şimdi Manisaspor'un Türk futboluna kazandırdığı yani Manisaspor eskiden çok önemli bir vitrindi. Ya çok Evet. eskiden dediğim de 7-8 sene öncesi yani o Evet, kadar da evet. eski değil. Bir Arda Turan geliyor aklıma, bir Selçuk İnan geliyor, Burak Yılmaz geliyor.
Böyle eski oyuncularla bir iletişiminiz oldu mu? Onlar ben kesinlikle Manisa Spor'a sıcak baktığını düşünüyorum. Yani gelip transfer olsun demiyorlarım ama hani bir maddi anlamda bir destek çıkabilirler sanki geliyor bana. Bir görüşmeniz oldu mu Ya bu tarz isimlerle? şimdi ben öyle saydığınız oyuncularla bazen yüz yüze konuşuruz diyoruz ama hani bu konularda ben hani insanları böyle şey yapabilecek bir potansiyelim yok, o tarzım yok. Onların içlerinden gelirse destek olmak tabii ki bunu başkanımıza iletir ya da otomatikman hani ödenecek bir durum varsa IBAN numaralı verip onlar ödeyebilir. Ama ben herhangi bir isteğim olmaz çünkü öyle bir tarzım yok. Ben sadece dile getiririm. Destek anlamında olabiliyorlarsa olabilirler. Olamıyorlarsa da onların kendi bir ileceği iş yani. Hocam her çünkü, şey para değildir. Bazen bir telefon bile ciddi paraların çözemeyeceği işleri çözer. Ya şimdi hani biz buraya geçen sene devre arasında ben farklı yerlerden de gidip başlayabilirdim. Ama biz burada bir gönül savaşı veriyoruz. Herhangi bir ücret almıyorum ben Manisa Spor'dan. Bu takımı yaşatma adına çalışıyorum. Sonuçta 7,5 yıl emek vermiş bana Manisa Spor. Ben de ona bu şekilde cevap olarak bu şekilde mücadelemi sürdürüyorum. Tabii insanlar bu şekilde bize yanaşırsa, Manisa Spor adına şey yaparsa, desteğini verirse o anlamda gereken şeyleri konuşurlar başkanımla. Hocam bu saydığımız takımın ismi de Vestel Manisa Spor. Yani şimdi evet. Vestel'i de sormam gerekiyor. Hani Vestel yıllarca Manisa Spor'un isminde önünde ismini şey yaptı. Hatta Manisa Spor'un ismini çoğu insana Vestel Manisa Spor olarak evet, söyledi. Evet, Yani evet. bugün Çaykur Rizespor nasıl Çaykur Rizespor'sa Vestel de Manisa Spor'un önünde öyle bir marka isimdi yani. Evet. Vestel'le sanki birçok sorun çözülebilir ama Vestel'le de bir iletişim kurulması gerekiyor gitme geliyor. Ya, Ben bunu öyle algıladım. Ya sağ olsun eski başkanımız vardı bizim Haluk Çubukçu. Sezon başında elinden gelen yardımı yaptı. Tesis anlamında, televizyon anlamında bize çok yardımcı oldu. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu biraz da gidişata bağlı. Onlar da biraz başarıyı görmek ister. Biz inşallah bu başarıyı gerçekleştirirsek Haluk Başkanımız da bu konuda bize desteklerini her zaman verdiği gibi daha yükselerek vereceğini tahmin ediyorum. İnşallah Valla biz... benim buradan Vestel'e bir çağrım olacak hocam. Hani biraz Evet. haddimi aşacağım belki ama kimse kusura bakmasın. Gerekirse bu videoyu da yayınlarım. O kadar takipçimiz var. Sağ olun. Şimdi Teşekkür ederim. Bence Vestel'in Manisa Spor'a sponsor olmaması gerekiyor. Bu benim şahsi görüşüm. Evet. Vestel'in Manisa Spor'la işbirliği yapması gerekiyor. Yani evet. Vestel'in Manisa Spor'u alıp borçları sıfırlayarak AŞ yapması gerekiyor. Çünkü Vestel çok büyük bir marka. Kesinlikle. Yani hepimizin bildiği gibi. Manisa Spor'la bağdaşlılığı var ya, bir geçmişi var. Ki Manisa Spor'un Vestel'e ihtiyacı var. Vestel'in de hani bence çok büyük bir marka. Bence Vestel'in bir yıllık reklam bütçesinden çok daha az bir paradan bahsediyoruz şu an burada. Evet. Borcun sıfırlanması evet, evet, bakımında. Bence hani imkansız değil. Hani bilmiyorum ekonomik olarak nasıl düşünürler, ne yapılır. Ama Manisa Vestel'in kesinlikle Manisa Spor'a AŞ yapıp işbirliği yapması gerekiyor. Buna sponsorluk denemez. Ya şimdi, ama Manisa Spor'un Vestel'den daha büyük marka olduğunu da söyleyeyim bu arada. Ya işte dediğim gibi Manisa Spor sonuçta Türkiye'de bir marka. Evet. Herkes bu markanın şemsiyesi altında belli bir noktalara gelmiştir. Bunu sponsorlar olarak da düşünebiliriz. Bu anlamda şimdi Haluk Çubukçu başkanımızla görüşürüz. Bu konuda bize yardımcı olur mu? O da tabii üstlerine söyleyecek bunu. Bu şekilde bize nasıl bir geri dönüş olur? Onu şey yapmak istiyoruz. Yani sizin dediğiniz gibi ben de o tarzda düşünen bir adamım. İnşallah öyle bir teklif gelir. Ya şimdi İnşallah hocam, gerçekleşir. Teklif değil bu. Bunun adı teklif değil. Biz bize burada konuşuyoruz. Şimdi Vestel'e gelin bize sponsor olun denildiği zaman adamlar kabul etmiyorlar. Çünkü üçüncülükte son sırada takımlar. Ama evet, bir projeyle gidilirse Vestel veya başka bir marka sağlam bir projeyle gidilirse artık herkes ticaret yapmak istiyor. Şimdi Vestel'in Manisa Spor'a vereceği destekleri vergiden düştüğünü hepimiz biliyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu tarz sağlam, sağlıklı, ileriye dönük projeler yapıldığı takdirde ben bir şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Manisa Spor bunu fazlasıyla hak ediyor. Bunlar benim şahsi görüşüm. Yani ya, benim gibi düşünmeyenlere saygı duyarım. Sizin düşündüğünüz de çok doğru bir proje olabilir. Ben şuradan şunu da söylemek istiyorum. Manisa Sanayi Şehri
Ama sanayi olarak burada sonuçta bir iş yapıyor, sonuçta herkes burada. Bu anlamda sanayiden hiçbir destek göremiyoruz. Bunu da açık ve net söylemek istiyorum. Bu sanayiden de bize destek gelirse tekrardan o Manisaspor eski günlerine döner. Vestel'li olan durumda da sizin projeniz de güzel bir proje. İnşallah onlar bu teklifi değerlendirir. Ya da başkanımız Hocam, da konuşur. Nasıl olacak? Bir yol çizilir inşallah. Manisa'nın böyle kuvvetli ilçeleri de var. Hem sanayi anlamında hem nüfus anlamında. İşte Evet. Soma var, Salihli var. Bir sürü şey var, ilçe var. İlçelerin Manisa Spor'a bakış açısı nasıl? Oralardan bir destek geliyor mu? İlçe belediyeleriyle aranız nasıl? Ya şu anda bir tek destek veren Serhan Belediye Başkanımız biraz destek verdi. Ona da buradan teşekkür etmek istiyoruz. Diğer belediyeler herhangi bir destekte şu anda bulunmuyor. Bazı tabii merkez ilçelerde sağ olsun yanımızda oluyor, yardımımıza koşuyor. Bu anlamda bu sponsorluk şeylerini başkanımız daha detaylı bilir. Ben sportif anlamda kalan tarafım. Tabii destek konusunda olunca da insanlardan hani Manisaspor destek olmasını isteyen de bir kişiyim yani. Valla hocam, dışarıdan bakan birisi olarak söylüyorum. Sanki destekler sadece Manisa FK'ya gidiyormuş gibi duruyor. Akhisar bile bugün kötü durumda. Evet, Yani evet, evet. Akhisarspor bile, yani Türkiye Kupası'nı yeni dönemde almış bir takımdan bahsediyoruz. Onlar bile sıkıntılarla uğraşıyorlar. Transfer tahtasını açmak için GKS'a teknik direktörlük teklif ediyorlar falan. Böyle bir sürü iş. Orada da işler karışık. Allah yardımcınız olsun hocam. Yani sizin Valla dediğiniz gibi sponsorlar şu anda gerçekten bize ufak tefek veren buradan sponsorlu arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiriz ama gerçekten Manisa'da bunun sıkıntısı çok büyük yaşıyoruz. Yani destek anlamında herhangi bir destek bulmuyoruz. Bulduğumuz destekler genellikle esnaftan oluyor, marketten oluyor. O arkadaşlara da çünkü çok teşekkür ederim. Yani kötü ne derler? Dost kötü günde mi belli olur derler. Bu anlamda Manisaspor gerçekten kötü günler geçiriyor. Bu anlamda yapılan 1 liranın bile bizim gözümüzde çok büyük bir değeri var. Bu anlamda buradan onlara çok teşekkür ederim. Çünkü kötü günde herkes yardımcı olmayabilir. Yardımcı olan kişilere inşallah buradan sezon sonu ligde kalarak cevap veririz. O arkadaşlara da buradan çok teşekkür ederim. Verdikleri ufak tefek destekler olsa bile yani. evet hocam. Yani dediğim gibi böyle sanayiciler Manisaspor'a destek versin diyoruz. Ama hani onları da anlıyoruz. Pandemi var, ekonomik olarak sıkıntı var. Her ne kadar ihracat rekorları kırıyorsa olsak da hani resmi rakamlara göre ihracat rekorları kırıyoruz. Evet. İşler yolunda orada da gitmiyor ama Manisaspor'un yaşaması için ya belki şey de Ya olabilir. Böyle bizim Manisalı çok iş insanlarından kurulu bir komite Manisaspor'a yardım ederse uzun vadeli işbirliği onlarla da ya yapılabilir. Böyle dernekler kurulup onlarla da işbirliği yapılıyor. şunu demek istiyorum yani siz bir sezonda Bal Ligi takımlarına bakıyorum ortalama 3 trilyon para harcıyor en az harcayan 3 trilyon harcıyor ama bizim şu anda yani çok afaki desteğe de ihtiyacımız yok. 250-300 bin lira belki sezon sonunu gösterecek bize yani. Çünkü biz sağ olsun futbolcu arkadaşlarım hani hep ikili diyalogla geliyor. Belki başka takıma 200'e gideceği yerde bize 100'e geliyor. Buradan onlara da çok teşekkür ederim. Çünkü bu Manisaspor'u kurtarmak adına yaptıkları bu fedakarlık. Yani bizim çok büyük afaki desteklerimize de yok. Ortalama yani dediğim rakamlar bizi 750-800 sezonu kapattıracak yani bu sene. Bu da çok büyük bir şey olacak yani bizim için. Çünkü Bülent hocamız da aynı mücadeleyi veriyor. Hiçbir zaman para problemi yapmıyoruz. Elimizde ne varsa onunla yetinmeyi bilen bir takımız. O da çok büyük bir sorumluluğun altına girdi. Manisaspor'un yaşaması için. Bundan önceki yıllarda da kaptanlık yaptı. Ona da buradan çok teşekkür ederim gerçekten. Yani böyle zor görevlerde görev alması. Bandırma'daydı biliyorsun Bülent hocamız. Erkan Süzer'in yardımcısıydı. Sonuçta Anladım. orası çok iyi bir kulüptü yani parasal anlamda da Büyük iyiydi. bir vitrinden gelmiş ama Evet. Manisa Spor gibi bir kulübe gelmiş Yani yani. işte Hocam şöyle bir şey Manisaspor var ki şöyle bir şey var. CV'de Manisa Spor yazıyor. Manisa Spor 3. yaşı. yükteymiş, küme düşme hattındaymış, Evet. şuymuş, buymuş yazmaz. Manisa Spor çok iyi bir marka. CV için söylüyorum. Ya Hocamıza başarılar diliyorum. Yani İşte eleştiri değil bu. kesinlikle Manisaspor yaşayacaksa bu gerçekten bu sene eğer bu ligde kalırsak büyük bir tarih yazacağız. İnşallah bu anlamda
bunu da Manisa halkına armağan etmiş olacağız. Ben sadece Manisa halkından daha çok fazla birlik beraberlik olup bu takımı desteklemelerini istiyorum. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Yaşadığımız olaylar, yaşadığımız sıkıntılar, çok fazla sezon başı yaşadığımız transferi açma sürecinde yaşadığımız sıkıntılar. Bunlar yani parayla ölçülebilecek bir mücadele değil. Bu mücadelenin karşılığı da bence bizim için başarı olursa çok büyük bir gurur olacak. Çünkü bu durumda herkes dediğim gibi elini taşın altına sokmaz. Şu anda bizde çalışan elemanlarımız olsun, hocalarımız olsun, futbolcularımız olsun eli taşın altına değil vücudunu taşın altına koydular. Buradan da çok teşekkür ederim. Sonuçta Manisa Spor büyük bir camia. Onlar da bunun farkında. İnşallah bunu sezon sonu başarılı bir şekilde bitirirsek bu insanları tarih yazar diye tahmin ediyorum. Hocam elinizi taşın altına değil gövdenizi taşın altına sokmuşsunuz. Evet. Tebrik ederim bu konuda sizi. Biz teşekkür ederiz. Vallahi bu lige bakıyorum. Ben Edirne Spor ve Manisa Spor destekliyorum. Yani sadece iki tane şehir takımı gördüm. Öncelikle size teşekkür ederim. Bu konuda düşünceleriniz çok çok güzel düşünceler. Buradan Manisa halkı olarak da size Manisa Sporlular olarak da teşekkür edeyim unutmadan. Ben Manisa Spor'u severim hocam. Yani sağ ol, benim teşekkür samimi ederim. Düşüncelerim böyle şey sağ değil. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani bu konuşmayı yapmaya da bilirdiniz. Manisa Spor'un büyüklüğünü bu şekilde anlattığınız için de teşekkür ederim. Hocam hani size biraz ses olabiliyorsak ne mutlu bize. Çok yani teşekkür ederim. Bizimle yayın yapanların da bir kısmeti açılıyor, takımların şey açılıyor. İnşallah size de bir uğurlu geliriz. Bu sene bir biz daha yılbaşından beri yayın yapıyoruz hocam. Bugün 19. gün. İnşallah. Uğurlu geliriz. İnşallah. Hocam birazcık da futbolculuk kariyerinizi konuşalım. Hep Manisa Spor tamam, konuştuk. Tamam konuşalım. İnşallah Manisa Spor sıkıntı çok yok. Başarılı olur. Dikte i̇nşallah kalır. İnşallah. Çok dediğim gibi ederim. Edirne Spor ve Manisa Spor'u destekliyorum. Edirne çok Spor'da teşekkür ederim. İnşallah. Için. İnşallah sizi de utandırmayız. Hocam Sakarya Spor'u sormam gerekiyor size. Sakarya Spor'da oynuyorsunuz. Evet. Manisa evet, Spor'da Sakarya oynuyorsunuz. Spor, evet. Urfa Spor'u sormam gerekiyor. Urfalılardan her gün linç yiyorum yani. Ben kimi yayına alırsam alayım Urfalılar beni linç ediyorlar. Çünkü Urfa Spor sormadım diye. Hocam Sakarya ile başlayalım. Sakarya Spor'da tamam, bir döneminiz olmuş. Sakarya Spor hakkındaki düşüncelerinizi alayım. Tabii Sakarya Spor sonuçta benim yetiştiğim bir kulüp, memleketim. 17 yaşında orada Süper Lig'de forma giyme imkanı buldum. Çok güzel günlerim de geçti. Ondan sonra tabii ki Manisa Spor'a transfer oldum. Sakarya Spor'un şu andaki durumu yaklaşık 2-3 yıldır baktığımda çok paralar harcamalarına rağmen başarıyı elde edemiyorlar. Orada biraz eksiklik olduğunu düşünüyorum. Kadro planlamasında bence yanlış yapıyorlar. İnşallah çünkü Sakarya halkı da bu daha üstlükleri hak eden bir kulüp. O anlamda oradaki yöneticilerin bence biraz daha aklı selim olarak hareket edip kadro yapılanmasını doğru yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bence en büyük yanlış yaptıkları son 2-3 yıldır kadro yapılanmasına dolayı kaynaklanan sıkıntılar var. Çünkü orada da çok büyük bir taraftar var. O taraftarın gücüyle eğer o ligden çıkamıyorsunuz, o ekonomi şartlarına rağmen çıkamıyorsanız burada düşünecek tek kesim var. Bence yönetim ve yapılan yanlış transferler olarak düşünüyorum. Sakaryaspor'un doğru bir sisteme ihtiyacı var hocam. Bu kesinlikle. Yönetimden başlar, teknik heyetle devam eder, futbolcularla yani, ve taraftarla tamamlanır. Masanın dört ayağı. Kesinlikle. Yani o kadar ekonomik anlamda şartları iyi olan bir kulübün hala bu durumda olması düşündürücü. Ben bunu tamamen oradaki yönetici yanlış anlamasınlar beni. Yönetici arkadaşların biraz yanlış kadro yapılanmasından kaynaklandığını söylüyorum yani. Biraz daha böyle tecrübeli hocaları tercih etmeleri lazım. Hani şimdi burada isim kullanırsak yanlış anlaşılır. Görüştükleri hocaları duyuyoruz. Hatalarına devam ediyor olurlar. Bu da yani, hani izliyorlarsa tavsiyem olsun. Kesinlikle. İsim vermedik. Kimse rencide olmaz. Evet. Hocam Manisa Spor'u konuştuk. Başakşehir'de bir sene oynamışsınız. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ymiş. Evet. Başakşehir takımında oynadığımda gerçekten maddi anlamda vecibelerini yerine getiren güzel bir kulüp benim oynadığım dönemde. Orada da gerçekten doğru yapılanmayla bu başarıyı elde ettiklerini düşünüyorum. Orada da tecrübeli Göksel Gümüşdağ başkanımız vardı. O dönem benim dönemimde.
çok bence kadro yapılanması olarak Türkiye'ye örnek olabilecek bir kulüp orası. Bunun da meyvelerini zaten ilerleyen dönemlerde aldılar. Çünkü ben orada oynarken bu Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kuran bir ekip vardı. Nitekim de çok kısa sürede hem ligde şampiyon olarak hem Şampiyonlar Ligi'ne katılarak bunu gerçekleştirdiler. Doğru projelerle hareket ederseniz eninde sonunda başarıyı yakalarsınız. Hem de çok fazla seneler kaybetmeden. O anlamda onlar o dönemde de benim için de güzel bir sezon olmuştu. Şampiyon olmuştuk. Güzel anılarım vardı orada yani. Hocam Şanlıurfa'yla TFF 1. Lig'de mi oynadınız? Evet. Şanlıurfa maceranız nasıl geçti? Şanlıurfa gerçekten halkı olarak çok sıcakkanlı bir halk. Orada hala görüştüğümüz dostlarımız var. Takım olarak takımlarına inanılmaz destek veriyor Şanlıurfa halkı. Onlar da bence başarıya aç bir halk. Orada da bence yanlış yönetimsel yanlışlar ve yanlış hoca tercihlerinden dolayı burada olduklarını düşünüyorum. Bazı konulardaki olaylardan dolayı. İnşallah tekrardan o yanlışları yapmamaları halinde inşallah bulundukları bu küme düşme durumundan uzaklaşıp tekrar eski günlerine devrilmesi için ben de gerçekten dua ediyorum. Şunu demek istiyorum. Çünkü Şanlıurfa'da halk olarak ben inanılmaz çok sevdim halkını. Çünkü onlar da bize kucak açtı. Hep şehir içinde dolaşırdık, ederdik. Muhabbetimiz, sohbetimiz çok vardı orada insanlarla. Hala devam ediyor. O insanların bence en azından PTT Ligi'nde olmasını tercih ediyorum yani. İnşallah yani Urfa o konuma da gelir yani. Hocam kesinlikle evet. En azından birincilikte olmaları gerekiyor ki inşallah ligde kalırlar. Yani gidişat biraz inşallah negatif yani, ama. Çünkü çok gerçekten çok büyük bir kent. Bunu da hak ediyorlar. Stadıyla, tesisleriyle, insanıyla bence hak ediyorlar yani. Hocam şimdi bana özelden bir soru geldi. Sizin de yayın yaptığımı görmüşler. Evet. Manisa Spor'dan Başakşehir'e transfer döneminde Galatasaray'la adınız anılmış. Yani şimdi, Galatasaray'a evet. Transfer oluyor muydunuz? Direkten mi döndünüz siz de? Ya çok şimdi bizim o dönem Süper Lig'deydik Manisa Spor'dayken. 17'de 17 oynamıştım 90 dakika olarak. İlk yarı olarak çok iyi bir performans sergilemiştim. O ara Trabzonspor ve Galatasaray'ın resmi teklifleri vardı bana. O dönemki başkanımızın sezon sonu satacağını bana iletmesinden sonra herhangi bir üstüne düşmedim ben bu olayı. Tabii devre arasında bazı maddi imkansızlıklardan oyuncuların ayrılmasından, son gün ayrılmasından sonra Manisa Spor olarak çok kan kaybettik futbolcu olarak. Futbolcu kayıp olarak. Hocam ilk yarı lider tamamlamıştınız değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok. Lider değil de beşinciydi herhalde. Çünkü bir 13 maç, 12 maçta gol yememiştik biz. Yanlış hatırlamıyorsam. Ersun Hoca değil mi? Ersun Yanal. Yok, bizim dönemimizde Kemal Özdeş. Kemal Özdeş vardı. Tamam, ben başka bir dönemde karıştırdım. Evet. Kemal Özdeş vardı. Çok iyi bir performans sergilemiştim. Ama böyle bir talep geldiğinde başkanımızın sezon sonu beni satacağından dolayı tabii bize de herhangi bir söz düşmez. Çok fazla da üstüne sezon düşmedim. Sezon sonunda beklenen gelişmeler yaşanmadı. Ya şimdi sezon sonunda tabii ikinci yarı çok futbolcu kaybından dolayı küme düşme yaşadık. Bunun üzerine de bazı olaylar gerçekleşti. Hatta sezon sonu düştüğümüzde PTT Ligi'ne o dönem beniz gerçekten hani tam üst Galatasaray ve Trabzon harici diğer bütün takımlar, büyük takımlar harici hemen hemen yaklaşık bir 7-8 tane Süper Lig takımı istemişti. O dönem yeni gelen başkanımız da hani kulübün düştüğünü, senin gitmemen gerektiğini söylediler. Bir yıl daha sözleşmem vardı. Hatta orada da bonservis bedeli getiren kulüplerimiz vardı. Ben de terk etmeme adına bir karar seçtim. Belki benim için kariyer anlamında sıkıntı oldu ama sonuçta Manisa Spor'da efsaneleşmiş bir isim olarak kalmak benim için daha önemliydi. O konuda Süper Lig'i belki elimin tersiyle ittim. Bu anlamda belki kariyerime zarar verdi ama çok da buna takılmıyorum gerçi. Hocam son olarak bir de Balıkesir Spor'u sorayım. Ondan sonra yavaş yavaş. Balıkesir gerçekten güzel bir takımdı. Yani güzel anılarımın o senede Balıkesir Spor'da güzel bir yapılanma oldu. Erkan Sözeli hocamızla beraber. Bazı maddi sıkıntılar yaşadık ilk yarı itibariyle.
Sezon sonu orada da başkanın değişmesinden sonra biraz maddi anlamda durumlar iyi olunca takımımız da gayet iyiydi. Playoff'a kaldık. Petite Ligi'nde. Playoff'ta Alanyaspor'a 1-0 yenilerek Sonra Alanya Süper Lig'e çıktı. Alanya Süper Lig'e çıktı. Ama ikinci yarı, ikinci senemle ilgili konuşmak gerekirse yine maddi durumların had safhada olduğu bir durumdu. Ben de orada kaptandım. Şimdi futbolculukta parasız bir takımda kaptanlık yapmak çok zor bir durum. Çünkü yaklaşık 18-20 tane oyuncu o size geliyor. Siz de sağlam bir karakterdeysiniz. Bunun sıkıntılarını, stresini siz yaşıyorsunuz. Bu da benim inanın ki futboluma engel oldu. Gerçekten söylüyorum. Sakatlanmalarıma neden oldu. Çünkü her idman sonucunda oradaki futbolcu arkadaşlarımızın tek derdi gelip bana paralar ne zaman yatacak diye sormalarıydı. Belki bu anlamda ben yanlış yapmış olabilirim. Şimdiki tabii tecrübem olsa bu kadar da kaptanlığın verdiği şeyle bu kadar tabii o baskıya direnmem gerekiyordu. Sonuçta kulüpte para yoksa yapacak bir şey yok. Ben kendi işime bakmalıydım diye düşünüyorum. Ama o dönemde de yaşadığımız bu maddi sıkıntılardan dolayı benim formumun düşmesine sebep oldu. Yani kaptan olmam. Çünkü kendi işime odaklanamadım. Çoğu insanın derdiyle tasasıyla ilgilenirken kendi form durumumu düşürdüm. Bu beni etkiledi yani. Bu çok etkiledi. Hüseyin Hocam, henüz 32 yaşındasınız. Kariyer hedeflerinizi de sormak istiyorum. Ya ben şimdi futbolda yaklaşık 17 yaşından beri bayağı tecrübelendiğimi düşünüyorum. Bu konuda futbolu 10 yaşında Biraz erken başladı. mi bıraktınız hocam? Ya şimdi bazı konular dediğim o sıkıntılardan dolayı Balıkesir Spor'daki o kaptanlık sıkıntısından dolayı biraz bende soğuma oldu. Sonuçta bazı kişilerin karakterlerini görüyorsunuz. Ya bu benim kendime öz eleştiri. Ama bunlar da sonuçta bir tecrübe olarak bana döndü. Bunu ben futbolu bırakarak sonuçta Sancaktepe'ye gitmiştim. Sancaktepe'de de çok yanlış işlerin döndüğünü gördüm. Gördükten sonra bu anlamda futbolu bırakıp futbol dışında daha sağlam, daha karakterli bir şekilde insanların rol almasından dolayı ben de bu konuda sportif direktörlük üzerine çalışmalarımı gerçekleştirdim. İnşallah Türk futbolunda daha güzel, daha sağlıklı, daha verimli bir insan olarak yoluma devam ederim. Hocam, Türk futbolunun acı yüzüyle yüzleşmişsiniz futbolumuzun son Çok, döneminde. O yüzden böyle çok bir karar yani almışsınız. kesinlikle yani bunu açık ve net söylüyorum. Yani buradaki bazı arkadaşlara da söyleyeyim. Kimse üstüne alınmasın ama Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak ilk önce herkes kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda eğer bir iyilik yapacaksak Türk futboluna herkes kendine biraz bakarsa yanlışlar yapılmazsa Türk futbolu bence gelecek anlamında, yetenek anlamında, futbolcu anlamında Türkiye'de daha çok büyük yetenekler çıkar. Ama bazı insanların, çoğu insanların benim yaşadığım olaylardan sonra futboldan soğuduğunu gördüm. Bunun üzerine de ben bu konuda bu göreve talip oldum. İnşallah daha büyük hedeflerim var. Bu hedefler doğrultusunda inşallah daha iyi yerlere gelirim. Çünkü böyle futbolcuların kayıp gitmesinden ben üzüntü duyuyorum. Bence futbolcu sadece futbolu düşünmesi gerektiğine inanan insanların eğer karşıdaki insan da dürüstse futbolcu da kendi işine bakacağından eminim yani. Hocam, Göksel Gümüş daha şampiyonluk primlerini ödedi diye soruldu Aralık'ta. Yani Ya şampiyon olmuşsunuz Başakşehir'de galiba, İstanbul Büyükşehir'de. şimdi bu evet Göksel Gümüş daha başkanımız bir söz vermişti o söz döneminde ödenmedi diye tahmin ediyorum. Benim sözleşmemde yazıyordu. Sözleşmemde yazdığı için ben bunu alabildim yani. Ama diğer arkadaşların bana söyledikleri alamadıklarını söylediler. Bu konuda da almadıklarını biliyorum yani. Göksel Başkan sözleşme neyse o yani. Söz yok, yazı var Yani ben muhtemelen. sezon başı transfer olduğumda yazdırmıştım. Zor olmuştu ama yazdırmıştım. Ona Hocam, nazaran aldım ben yani. iş bilirlik böyle bir şey işte. İşi bileceksin, yazdıracaksın. İşler böyle diyor. Hocam, son iki soru sonra bitiriyorum söz. Üçüncülükte nasıl bir futbol oynanıyor? İzlemeyenler için tarif ederseniz. Ya Yani böyle bir kalas futbolu mu var, teknik mi var?
böyle mücadeleye dayalı mı? Nasıl bir futbol oynanıyor hocam üçüncü ligde? Üçüncü lig mücadeleye dayalı, sert bir lig. Gerçekten zor bir lig. Ama hani böyle nasıl diyeyim, bir takımda da bir iki tane böyle kreatif oyuncu olursa, kaliteli oyuncu olursa çok rahat maçların kazanabildiği bir lig olarak şey geçiyor. Çok mücadeleci bir lig ama girilen pozisyonların gol olma oranı %30 diye tahmin ediyorum yani. Ayakta çok kalan mücadele kazanıyor galiba hocam. Yani, ayakta kalan. Bence de mücadele, fizik gücü çok iyi olan, az bir de yeteneği olan bazı yetenekli oyuncuların olmasıyla beraber çok rahat ligi yukarılarda tamamlayabilecek bir konumda oluruz. Üçüncü ligdeki takımlar. Hocam biraz da genç ağırlık ödenmedi demiş olmadı. De onun için sormuşlar. Fevzi Özkan ödenmedi demiş. Evet evet, doğrudur. Ödenmemiş olabilir yani. Üçüncü ligde hakem doğruyor diyorlar hocam. O da var bu arada. Şimdi onu da söyleyelim. Bu sene biz bunun çok sıkıntısını yaşadık. Yani orada hocam unuttum. 6 maç berabere kalmışsınız. Nasıl oldu bu iş ya? Hani kazanacak ya seviyeye getirdiniz mi maçları? Şimdi bir sezon başı transferi yaptığımızda son 4 tane oyuncu alacaktık. Bizim eski oyuncularımız, eski dediğimiz altyapıdan çıkan oyuncularımız lisanslarını feshi etmediler o arada. Bundan dolayı yani fesinden dolayı kota dediklerimiz sistem var. Orada takılı kaldık. O 4 tane oyuncumuzun da transferi çıksaydı şu anda çok farklı bir durumda olabilirdik. Ona rağmen yani yaklaşık oynadığımız 15 maçın rahat size söyleyeyim 12 maçı %60 %70 top bizde. Çok güzel, müthiş futbol oynuyoruz. Tabii burada sadece forvet bölgesinde sıkıntılar yaşadık. Bir de kanatlar bölgesinde biraz sıkıntılarımızı yaşadık. Bu anlamda biraz o bölgede artılarımız olsaydı şu anda belki bulunduğumuz 9 puan değil, bunun daha üstü 18-20 puan olurduk. Çünkü oynadığımız her takıma üstünlük sağlayan bir ekiptik. Ama bunu skora yansıtamadık. Bunlarda biraz da hakemlerin de katkısı var. Onu da açık ve net söylemek istiyorum. Bize gelince de çok kolay çaldılar. Yaklaşık 8-9 maçımızı da kırmızı kartla tamamladık biz. Bunların hocam hadi kadronuzda çok genç futbolcular var. Onları da sorayım. Dinliyorum. Sizi bir iki tane kırmızı kart belki doğru olabilir ama diğerleri bence çok ağır kararlardı. Bu anlamda inşallah ikinci yarı adil ve eşit düzende mücadele ederiz. Her iki takıma da neyse onun verilmesi taraftarıyım ben. Cidden son sorum. Başka sorum yok. Hocam kadronuzda çok genç ve değerli oyuncular var. Özellikle Yusuf Tekin 18 yaşında 13 maça çıkmış. Genç oyuncuların performansları hakkındaki düşünceniz ne? Süper Lig yapabilecekler var mı? Bizim geçen sene bir oyuncumuz vardı, Bilal Budak. Sezon başı Keçiören Gücü'ne verdik. Manisa Spor yine futbolcu yetiştirmeye devam ediyor. Manisa Spor bu anlamda bence bir marka. Burada oynadığın 10 maç bile seni çok çabuk yukarıya taşıyabilecek bir kulüptesiniz. Bunun farkında bu genç oyuncularımız da, gelen oyuncularımız da farkında. Yusuf Tekin de bu anlamda bize çok büyük futbol anlamında, oyunsal anlamda destek veren bir oyuncumuz. Bu oyuncuyu da şu anda takip altında alan çoğu takım var. O da inşallah devre arası bazı yerlerden teklif geldi ama biraz fiyat olarak aşağıda olduğu için sezon sonu düşünüyoruz onu vermeyi. Ama Yusuf o da için böyle hangi takımlardan transfer teklifi geldi hocam? Biraz çok, haber çıksın bize. Çok bilgi vermeyelim de onunla ilgili çalışmalarımız var. Ama scoutlar takip ediyor değil mi hocam? Çok evet, şu an yani herkes soruyor yani. Bence şu anki aşamasıyla PET'te liginde oynayabilecek bir futbolcu. Çabukluğuyla, süratiyle, çalışkanlığıyla. İnşallah... Bonservis olarak böyle hocam program başında bir rakamlar konuşmuştuk ya, o rakamlar mı? Yani ya, bazen şey oluyor hocam, bir örnek vereyim konuşuyor evet. Kusura bakmayın. Cemali Sertel Eskişehir Spor'dan Başakşehir'e transfer oldu. Bonservis'te transfer açılmıştı mesela 500 bin euroya. Evet. Farzı misal. Yani Manisa Spor'un kurtarıcısı Yusuf Tekin olur mu bu anlamda? Ya inşallah bu şekilde giderse sezon sonu bence olacağını tahmin ediyorum yani. Yani bir sezonluk maliyeti çıkartabilir yani. Çok rahat çıkartabilir diye tahmin ediyorum. İnşallah bu şekilde devam İnşallah ederse. Başka oyuncularımız da var. Tabii bu oyuncular üzerine de düşüyoruz. İnşallah Atakan
diye bir oyuncumuz var orta sahada. O da çok iyi bir performans sergiledi Atakan ilk yarı. Cidan. O da çok iyi bir sergiledi. Tabii bir eksikleri olabilir ama bence o da ilerleyen dönem içerisinde Manisa Spor'a parasal anlamda katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Yani bu sene inşallah bu takım ligde kalırsa bir dahaki seneler Türk futboluna çok yetenekli, çok farklı bir oyuncu grubuyla Hocam, çıkacağız. size En sonunda tavsiyem menajerlerden uzak tutun. Enes mi? Evet. Ya yani Enes Varbil de Menemen Spor'a gitti bu arkadaşımız da. İlk Enes yeri, Ok. Yok Enes Varbil. Tamam. Enes Varbil de Menemen Spor'a gitti. Ona da buradan başarılar diliyorum. İlk yarı pek fazla bizde forma şansı bulmamasına rağmen yetenekli bir oyuncuydu. İnşallah %50 bir dahaki satışından pay sahibi olma adına Manisa Spor'umuz oyuncuyu Menemen Spor'a verdi. İnşallah o da orada başarılı olur. Hocam Manisa bu Spor'a yardımcı olur. Yansımamış medyaya ilk defa burada duyuruyorsunuz. Ben öyle görüyorum. Yani şu anda belki Hayırlısı paylaşılmış olsun olmayabilir. Hocam, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim yani. Hocam size tavsiyem son. Ondan sonra bizim aramızda yaş farkı yok. Tamam, Hani önemli değil. Bakmayın, önemli böyle değil, çok önemli şey değil, yapamadım. önemli değil. Hocam genç oyuncuları menajerlerden uzak tutun. O menajerlerden çok şikayetçiyim ben. Siz beni anladınız. Ben iyi anladım. Onunla ilgili konuşuruz. Başka bir Tamam programda hocam. Muhabbet Çok teşekkür ederiz. ederim. 53 dakikadır yayındayız. Sağ Çok olun. güzel bir yayın oldu. Dolu dolu geçti. Hiç boş konuşmadık farkındaysanız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de sizin bu bize karşı Manisa Spor'a karşı ilginizden dolayı, bize karşı o ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza da buradan teşekkür ediyorum. Benim için de çok güzel bir yayın oldu. Zaman nasıl aktığını görmedim bile. İnşallah farklı yayınlarda karşılaşırız yine. Başarılı bir Manisa Spor karşısında o zaman da bir inşallah program yaparız. Yakından takip edeceğim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür akşamlar ederim. diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.